geldi. Onunla alakalı da biraz konuşalım. Fotomaç gazetesinin 5. sayfasındayız. Takasta bonservisini aldığı oyuncu hatırlarsanız Feyenoord'a kiralanmıştı. 25 yaşındaki stoper. Şimdi yeni sezon öncesinde kampa katılacak. Duruma göre stoper takviyesi sayısı da tabii netleşecek. Önce hoca onun durumuna bakacakmış. Şu yoruma katılıyor musun? Birkaç yorumcudan şunu duydum. Yani kamp yerine aslında o takımda tutulsaydı daha faydalı olmaz mıydı? Kamp ile ilgili geçtiğimiz sezon sürekli çünkü eleştiriler vardı biliyorsun. Ne dersin? Kiralanması o noktada biraz hata mı oldu? Kiralanması bence o noktada hata olmadı. O arada vardı çünkü oyuncular, yani alternatifleri vardı. Kampi beklenenin altında kaldı. Çok sürekli rotasyon. Trabzonspor'da en çok rotasyon olan bölge stoper bölgesiydi bakıldığı zaman. Sakatlar, cezalar, Hüseyin, Kampi. Yani Edgar orada da başarılı bir süreç. Belki de Arsenal tekrar kiralamak istiyordu. Yani oradaki süreç nasıl olur bilmiyorum ama demek ki Arsenal de yani orada bir şeyler yapabildi, kendini gösterebildi. Tekrar Trabzonspor kiralamak istiyor. Verecek mi? Vermeyebilir. Çünkü stoper bölgesine çok daha iyi bir oyuncu alırsa belki yeniden kiralanabilir. Çünkü Trabzonspor'un geçen seneki en zayıf halkası stoper bölgesiydi. Oraya da çok ciddi bir transfer yaparsa Hüseyin'in de bu sene çıkışını sağlayabilir yani. Peki şöyle yeni isimlere de bakalım. Fanatik Gazetesi'nin 4. sayfasına da uzanalım. Fırtına'nın Ekvadorlu yeni golcüsünü biraz konuşmak istiyorum. Plaza'dan bahsediyoruz. Şampiyonluk için Trabzonspor'dayım dedi. 2 yılına kiralandı. Sörloth gibi bir çıkış yakalaması bekleniyor ki kendisi de basın toplantısında bundan bahsetti. Kupa kaldırmak en büyük hedefim. Şampiyonluk için buradayım. Umarım benim de yapacağım katkılarla sezon sonunda lig şampiyonluğunu elde ederiz diye konuştu. Trabzonspor'la önceki gün resmi imzaları atmıştı ve ardından da bu görüşlerini paylaştı. 21 yaşında şimdi baktığımızda çok genç bir isim. Sörloth'tan beklenmedik bir performans izledik. Ne dersin? Aynısı Plaza için de geçerli olur mu? Olabilir. Sörloth'un da Plaza'ya çok fazla güveni var. Plaza'da Sörloth'le bir vatandaşının bir takımda ilk kez geliyorsan, orada eğer bir vatandaşın varsa ve bu vatandaşın da takımın en golcü oyuncusu ise, Süper Lig'in gol kralıysa bu bir avantajdır. Yani büyük bir avantajdır. Bir de o bölgeden oyuncu transfer etmek her zaman gerçekten avantajdır. Yani baktığın zaman işte Lines örneğe verelim, Omar örneğe verelim. Sahada çok profesyoneller. Özel yaşantısına çok dikkat ediyorlar. Sahadaki profesyonellikleri. Trabzonspor doğru transfer yaptı. Doğru yolda ilerliyor. Çok büyük paralar harcamıyor. Maliyeti düşük oyuncular ve sadece futbol saha içindeki istikrarında değil, saha dışında araştırıp mesela transfer yapıyor. Bu da çok önemli. Bence orada Trabzonspor'da Sörloth'un da yardımlarıyla iyi işler yapacaktır. Peki, ve o limit konusunda çok dikkat ediyor. Ve geleceğin de takımını kurmaya çalışıyor bir taraftan. Yani genç oyuncularla. Zaten bunu geçen sene değil, önceki seneden başlamıştı. Uğurcan Çakır'ın çıkması, arkadan Ercen'in, Muhammed Dağ'ın. Yani bundan sonraki Trabzonspor'un savaşan, mücadele eden, sahada her şeyini ortaya koyan, ruhunu ortaya koyan bir takımla mücadele edip devam edecek yoluna. Yaş ortalamasına da baktığın zaman da Trabzonspor gençleşiyor yani. Sosa'nın, NDR'nin takımdan ayrıldığını düşünürsek gençliği ortalaması biraz daha gençleşiyor. Peki yeni sistemi ne olacak Trabzonspor'un? Biraz onu konuşalım. Yeni transferlerle beraber, adı geçen isimlerle beraber. Fotomaç gazetesinin 5. sayfasına uzanalım. Adam Newton Fırtına'yı daha bir modern şekilde, daha modern bir şekilde dizayn etmeyi planlıyormuş önümüzdeki sezonda. Şöyle ki 4-3-3 sisteminden bahsediliyor. Bu dizilişle sahaya çıkacakmış. Yani bu sistem üzerine planlar kuruluyor ve bu sistem üzerine biraz transferler şekilleniyormuş. Başarılı olur mu? Ne dersin? Adam Newton'dan beklentiler yüksek. 4-3-3 sistemi biraz tehlikeli bir sistem. Yani kadroya bağlı biraz da. Orada şu anda o dörtlü de oynadığın zaman savunmada işte stoper alınacak bir takviye, çok ciddi bir tecrübeli bir oraya ya merkez stoper ya sol stoper gerçekten gerekiyor. Üçlü orta sahada kimler olacak? O ileri üçlü de bakıldığı zaman Sörloth, Vakayeme, bu tarafta diğer kanatta kim olur? Tam kadro netleştiği zaman ama hocanın kafasında 4-3-3 var belli ki. Ben hocaya çok güveniyorum. Hakikaten Adam Newton'a çok güveniyorum. Sahadaki duruşu, antrenmandaki duruş fotoğraflarına bakıyorum. Alanyaspor Kupa maçındaki sağ kenarındaki duruşuyla futbolcularla olan diyaloğuna bakıyorum. Bana ilk maçta çok büyük bir güven verdi. Tecrübe olarak bakıyorsun, Trabzonspor'a işte bu kadar kadrosu var, bu hoca bırakılır mı? Geçen sene de aynısı oldu. Hayır. Kimler kimler hangi takımlara bırakıyor? Trabzonspor bu sene de şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi olacaktır. İskelet kadrosundan bir iki tane değişiklikle olmuştur tabii ki önemli oyunculardan gidenler ama
Ben Edin Ümit'ine güveniyorum yani. Gerçekten İngiltere tecrübesi olan, bu kadar önemli oyuncularla çalışmış bir isim. Evet. Trabzonspor'da başarılı olacaktır yani. Ağzına sağlık. Daha bitirmiyoruz ama programı. 4-5 dakikamız var. Transferin nabzını tuttuk. En sıcak manşetleri sizlere aktarmaya çalıştık sevgili izleyenler. Umarım ekran başına keyif almışsınızdır sizler de bizim gibi. Kapatmadan önce başkanların konuşmalarına da bir geçelim istersen. Arada hatırlatmıştın çünkü bana. Konuşacağız. Mustafa Cengiz'in ve Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları gündeme oturdu. Şöyle ki hemen Sabah gazetesinin önce 17. sayfasına gidelim. Cengiz neler söylemiş bakalım, sonra Çebi'ye döneceğiz. Kasımpaşa'nın Tiam'ı Fenerbahçe'ye bedelsiz vermesine tepki gösterdi Galatasaray Başkanı Cengiz. Bilsek Fatih için bonservis öderdik dedi. Transferde hile yaptılar demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlara tenezzül ettiklerine inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Bu tavrı bilseydik Fatih Öztürk için Kasımpaşa'ya transfer bedeli verirdik dedi. Mensah'la ilgili de bir konu gündemdeydi biliyorsun. Nur Çebi ona cevap verdi. Sen tek potada eritir misin başkanların sözlerini, nasıl okuyorsun? İki taraf başkana baktığımız zaman da Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısında ben de vardım. Orada açıklamalarında sert ifadeler vardı. Haklı olduğu taraflar vardı. Kaleci konusunda, ödenen paralar konusunda Galatasaray'ın çok net davrandığını Trabzonspor'la beraber. Ama tabii orada biraz duygusal davrandığı konuşmalar Mensah konusu. Paralarını çok fazla hal vurup havan savunmaları, bas bas paraları Leyla'ya muhabbeti, o söylemi çok tepki çekmişti. Dünkü yaptığı konuşmada da ben kimseyi kastetmedim. Sayın Başkan kastettiyseniz kastettim dersiniz, kastetmediniz. Ama o konuşmadan sonra sosyal medyada gün boyu başkanı alkışlayanlar, alkış tutanlar, taraftarların hoşuna giden bir konuşmaydı. Çünkü vermiş olduğu cevap karşı takımlara. Sonra ben kimseyi kastetmedim, Beşiktaş kulübümüz, saygıdeğer kulübümüz diye bir düzeltme yaptı. Beyan esastır, başkan inanıyoruz. Olumlu yönleri de vardı konuşmanın. Fakat Ahmet Nur Çebi'nin konuşmalarına gelince vermiş olduğu cevap, bir Mensah konusunda orada sadece bir şeye takıldım. Ben Mensah yalan söyleyecek bir çocuğa benzemiyor. Ben dedi kendisine tanıştım. Bir günde yalan söyleyip söylemedi belli olmaz yani. Mensah bu transfer sürecinde Galatasaray'la bir diyalog olmuştur. Beşiktaş lehine sonuçta karar verildi. Görüşme o yönde gerçekleşti. Hayırlı olsun. Ama kulüp başkanları, yöneticiler, bizler konuşurken verdiğimiz demeçlerde dikkat edeceğiz. Yani şimdi daha sezonun başı. Şu anda bir görüyorum ki bir transfer savaşı başladı. Yıllardır böyle olmamıştı. Bakın Fenerbahçe transferler yapıyor. Beşiktaş transferler yapıyor. Galatasaray. Rekabet acayip bir hale geldi. Yani bu konuda kulüpler birliğinde bir araya gelin. Zorunda bundan kulüpler zarar görecek. Mensah maliyetinin üzerinde Beşiktaş'a geldi. Şu anda Lemina'nın, ben Galatasaray'da diye gözüyle bakıyordum ama güvendiğim, çok inandığım bir kişiden mesaj geldi. Lemina'nın Beşiktaş'a yakın olduğu. Evet. Bundan sonraki süreçte de bu transferleri görebileceğiz. Kulüp başkanları daha temkinli, daha dikkatli konuşmaları gerekiyor. Bu arada son bir dakika şunu da sorayım. Yani beklentinin biraz üzerinde hareketli başladı değil mi? 4 Ağustos itibariyle. Çok net. Birçok ismi duyduk. Takımlar özellikle iç piyasalara yöneldi. İç piyasaya yöneldiler. Tabii harcama limitleri, o kısıtlamalar, maliyetler sebebiyle. Bundan sonraki süreçte de bu hareketlilik devam eder mi? Bir süre daha yani devam eder. Yani aslında bu bir süre... diğer Süper Lig takımlarını nasıl buluyorsun gidişatta? Onu konuşamadık. Oralarda biraz sessizlik var ama oralarda biraz sessizlik var ama oralarda hareketlenecek. Son çünkü bir dakika bu arada. O alt diğer takımlar da, Anadolu takımları diyelim. Yani 4 büyüklerin, 5 büyüklerin dışındaki takımlar da hareketlenecek. Çünkü Başakşehir de sessiz. İşte diğer